İsmim Avgust Palbuk. Merkez Karacören köyünde yaşıyorum. Eston kökenliyim. Benim ailelerim Osmanlı-Rus Savaşı'nda buraya gelmişler ve buraya yerleşerek buradaki bu Karacören köyünü kurmuşlar. Karacören köyünün o zamanki ismi Nevi Stonka, yani küçük Estonya anlamında. 60 hane olarak bu köy kurulmuştur. Ve şu anda hepsi iş için Almanya'ya gittiler ve yurt dışına çıktılar. Biz ise şu an bir tek aile olarak ben kaldım. Burada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorduk. Ekonomik krizlerden dolayı tarım ve hayvancılığı bırakmak zorunda kaldık. Belli bir dönem işsiz kaldım. Şimdi ise de KOSGEB'in bana sunmuş olduğu bir projeden faydalanarak beton saksı ve çiçeklik işine başladım. İnanışımız Hristiyanlık, Protestan mezhebinden. Bizim için ilk önce doğruluk ve dürüstlük önemli. Her toplumda olduğu gibi Hristiyanlıkta da doğruluk ve dürüstlük. Bizim büyüklerin anlatmış olduğu şeyler, her zaman için dürüst ol ve kimseyi, komşunu incitme, komşunu malına göz dikme. Yani bu belli bir nebzede kurban olduğum Allah'ın vermiş olduğu bu 10 emire uyaraktan yaşamaktır. Valla tarım ve hayvancılıkta köyümüz diğer köylerden hepsinden ileriydi. Hatta şu anda biz nasıl yabancı devletleri 40 yıl, 50 yıl geriden takip ediyorsak, o zaman da diğer köyler bizim köyümüzü 40-50 yıl geriden takip ederlerdi. Çünkü tarımda makinalaşmayı ilk olarak Kars bölgesinde bizim köyde görülmüştür. Traktör 1955 yılında geldi. Daha sonra biçin makineleri, atla çalışan biçin makineleri, atla çalışan tırmık, tarla tırmıkları. O zaman işte bizimkiler bu köye getirmişlerdir. Şimdi bizim köyün kurulma amacı, Osmanlı o zaman sürekli savaş içerisindeymiş. Tarım ve hayvancılığı yayma maksatlı Rusya'dan çeşitli, Kars'ın çeşitli bölgelerine çeşitli ırklardan insanlar getirip de yerleştirmişler. Mesela Malakanlar gelmişler buraya. Ondan sonra Almanlar gelmişler buraya. Belli bir nebzede Estonlar gelmişler buraya. Tarım ve hayvancılık için burada Estonlar mesela. Malakanlar değirmencilik için gelmişler. Almanlar buraya geldiklerinde kaşar üretimi için gelmişler. Bunlar ta Kars'ın Ardahan, Kars'ın merkez köylerine kadar hepsini belirli bir bölgelere yerleştirmişlerdir. Bizim köyümüz o zaman yeniden 60 hane olarak kurulmuş ve şu anda da köyde tek bir aile olarak ben kaldım. Vallahi halkın dilinde Alman kelimesi kolay olduğu için Estonya'yı kimse pek fazla benimsemediği, tanımadığı için o şekilde Alman aile olarak geçiyor. Çünkü mezarlık yani kutsal bir yerdir. Herkes için. Olduğu gibi bizim için de öyledir. Yani bugün ben mezarlıklar için bir sürü mücadele yaptım. Daha geçmişteki basınla da bu takip edilebilir. O mezarlık orada tahrip edilmesin diye, o mezarlık orada bir bakım onarım görsün diye bir sürü mücadele yaptım ama olmadı. Buradaki bir Eston mezarlığı veyahut da bir Alman mezarlığı değil de bir örneğin bir Türk mezarlığı da olabilirdi. Ve Türk mezarlığı da olsa ben aynı şekilde aynı mücadelemi yine yaparım. Çünkü ölüye saygılı davranmamız gerekiyor. Vallahi ben o zaman o mezarlığa baraka kurdum. O mezarlıkta kaldım. Hatta o zaman hiçbir koruması yoktu. Şeker fabrikası bir dönem burayı istimlak etti. İstimlak ettikten sonra şeker fabrikasının inşaatı normalde mezarlığın üzerine kurulacaktı. Buranın zemini çok sağlam olduğu için buraya projeyi yönlendirdiler. Ondan sonra rahmetli babam buraya bir mücadele verdi ve verdiği mücadelenin sonunda da burayı kazandı. Kazandıktan sonra şeker fabrikasının koruması altındaydı. Ondan sonra şeker fabrikası korumayı kaldırınca, telörgüyü geri çekince mezarlık tamamen sahipsiz kaldı. Şu anda bir tarafı Kars Devlet Harakani Hastanesi, bir tarafı
Aliyev'in yapmış olduğu Endüstri Meslek Lisesi, bir diğer tarafı da şeker fabrikası ve bu üçgenin içerisinde bulunmaktadır. Ve hiçbir bakımı, onarımı yapılmamaktadır mezarlığımızın. Ne bir belediye tarafından, ne herhangi bir kurum tarafından hiçbir şey yapılmamaktadır. Benim de gücüm yetmediği için yapamıyorum. Valla şimdi benim evimde iki din bir arada yürütülüyor. Benim eşim Müslüman, ben ise Hristiyan. Eşim istediği zaman dininin vecibesi neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. Ben de dinimin vecibesi neyi gerektiriyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Belli bir nebzede birbirimize de yardımcı oluyoruz. Eşimle birlikte, yani iki dinin mensubu olmamıza rağmen aramızda çok büyük bir sevgi ve saygı var. Sevgi ve saygı olduğu yerde yürütülmeyecek hiçbir din veyahut da hiçbir ırk yaşayamaz. Ben görmüş olduğum sevgi saygıdan dolayı burada bu şekilde yaşıyorum. Yaşamış olduğumuz köye gelen insanlar Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü, eski ismiyle Böcüklü, Paslı, bu taraftan gelmiş insanlar ve Alevi kökenli bir insanlar. Ama o kadar temiz bir insanlar ki anlatılmayacak derecede. Yani anlatılmaz, yaşanır. Benim burada hiçbir zorluğum yok. Komşularımla da çok iyi geçiniyorum. İyi günde, kötü günde komşularımızla hep bir aradayız, beraberiz ve komşularımızdan çok razıyım. Eminim ki onlar da bizden razıdırlar. Vallahi ben burada nasıl rahat yaşamaya çalışıyorsam o insanların da orada öyle rahat yaşamaya çalışmasını isterim. Çünkü bugün bir Almanya'da bir sürü Türk aile var. Onların da o şekilde rahat yaşamasını istiyorum. İlla ki orada bir sürü sıkıntılar çekiliyor. Ben mesela gittim gördüm de Almanya'yı da. Yani biri Hristiyan olarak ben Almanya'yı beğenmedim. 3,5 ay kaldım. Ondan sonra çıktım yeri Türkiye'ye geldim. Yani çünkü bir insanın vatan diye bildiği yer, belki Kars insanların gözünde küçük bir yer. Ama birçok uygarlığın, birçok kültürün bir arada yaşanmış olduğu bir yer. Ve Kars'ta yaşamaktan da gurur duyuyorum. Vallahi Türkiye çok güzel bir ülke. Yani en azından insanlar özgür. İşte bu bir ortadaki bu provokasyonlar olmasa bizim ülkemiz çok büyük bir ülke. İşte halkımız da sağduyulu, provokatörlere inanmaması gerektiği yerde inanmıyor. Ve ülkemizde yani şu anda yaşanacak bir ülke. Vallahi evimin durumu kötü, işler acısı. Fakat ben yaşadığım evde huzurum olduğu için yani bu kötülüğü de pek önemsemiyorum. Çünkü ben hazırcı bir insan değilim. Ben balık istesem her gün balık istemiş olurum. Ama ben balık tutacak bir malzemem olmuş olsa benden balık isteyenlere ben balık veririm. Her gün hazır balık değil de tutacağım malzemeyle ben o balığı ihtiyaç sahiplerine veririm. Ben daha önce belediye makine ikmal bölümünde çalışıyordum. Sigortam çok eski fakat ara boşluklarım var. 1987 girişim var. Demir doğrama, makine bakımı onarım işleriyle. Şu anda da malum bizim burada çift başladığından işler yavaş yavaş açılıyor. Onun yanı sıra ben burada beton saksı imalatı, şu anda beton atamıyorum. Fakat birkaç gün sonra havalar biraz daha düzeldikten sonra beton atmaya başlayacağım. Bu şekilde işte işim de gücüm de sürekli, sonra komşuların yardımına gidiyorum. Gerek paralı, gerekse parasız komşularıma gidip bozulan takı merdivenleri için yardımcı olmaya çalışıyorum. Arkamızdaki fotoğraf İsa Peygamber'in bir figür olarak yapılmıştır. Ve sağımda Türk bayrağı, sol tarafımda da Türkiye'mizin kurucusu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük adamı Mustafa Kemal Atatürk. Gördüğünüz gibi bugünkü hür ve demokratik bir ortamda yaşamamızı sağlayan en büyük insan olarak odur.
Ve biz bu cumhuriyetin ilçe ve inkılaplarına bağlı olarak yaşamaya devam edelim. Çünkü bu vatan hepimiz. Vallahi şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Yani Türkiye'den ben çok memnunum. Memnun olduğum için de burada kaldım. Bu vatan hepimizin. Vatanımıza sahip çıkalım. Vatanımız Suriye'ye dönmesin. Bu vatan bizim vatanımız. 3 tane çocuğum var. Ve bu 3 çocuğuma da gördüklerimi, yaşadıklarımı onlara da anlatmaya çalışıyorum. Ve çocuklarım da okulda iyi bir yerdeler. İşte kızım tenise gidiyor. Fakat belli bir şartlardan dolayı yarıda bırakmak zorunda kaldı. Yol sorunundan dolayı kışın kursa gidemedi. Yarıda bırakmak zorunda kaldı. 2 tane de madalyası var kendisinin. Ben şimdi elimden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyorum. Verdiğim öğütler doğruluk, dürüstlük, yalan konuşmamak, yaşamış olduğu şeyi birebir doğal olarak yaşasınlar. Yani suni olarak değil de doğal olarak yaşasınlar. Ya göründüğü gibi olsunlar ya da olduğu gibi görüşsünler. Ben bunları anlatıyorum abi. Merhaba, ismim Yadigar. Avgus'un eşiyim, 10 yıllık evliyiz. Eşim Hristiyan, ben Müslümanım. Biz iki dini, iki kültürü bir arada yaşıyoruz. Mutluyuz, bir sorunumuz, problemimiz yok. Yani din konusunda olsun, kültür konusunda olsun. İkimiz de birbirimizi saygıyla, anlayışla karşılıyoruz. Mesela eşimin bayram dininde olan bayramları ben onlarla beraber, benim dinimde olan bayramı onlar benimle beraber kutluyoruz. Örfümüze, adetimize göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Dinimizin gereğine göre hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eşimle iki çocuğumuz var. Çocuklarımıza iki dini de öğretiyoruz. Kendileri reşit olduğunda hangi dini isterlerse o dini seçer, onunla devam ederler diye. Kars'ta kış şartlarından dolayı ve iş sahasının azlığından dolayı ve kendi maddi sıkıntılarımızdan dolayı işimizi pek bir yürütemiyoruz. Eşim işte devlet destekli beton saksı yapmakta. Ben de ona yardım etmekteyim. Ama işte dediğim gibi bazı noktada maddiyattan kalıyoruz, ilerleyemiyoruz. Başka da bir sorunumuz yok çok şükür. Eşimin aslı Estonya, benim aslım Ermenistan. Ama bu bizim ailemizde bir sorun, bir problem yaratmıyor. Dinlerimiz de yine aynı şekilde. Her şeyin yolunda. Tek sıkıntımız geçim sıkıntısı yani. Başka bir sıkıntımız yok. Biz nasıl bir evde iki dini, iki kültürü yaşıyorsak tüm Türkiye'de de aynı şekilde olmasını isterim. Bizi bölmeye, bizi ayırmaya çalışanlara milletimin fırsat vermesini istemiyorum. Biz bir bayrak altında yumruk gibiyiz. Bizi çözmeye çalışanlara milletimin bu oyunlara gelmesini istemiyorum. Her şeyden önemlisi ülkemde huzur olduktan sonra benim de evimde huzur olur. Milletimden isteğim bu oyunlara gelmesinler. Yumruk olsunlar, bir bayrak altında toplansınlar yine, dağılmasınlar. Bunun içinde herkes, bütün millet, Türk milleti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olan herkes yeri geldiğinde elini taşın altına koymasını bilmeli. Cumhuriyetimiz için, milletimiz için, toprağımız için, bayrağımız için her şeyi yapmalıyız. Her şeyi. Hiçbir şeyden çekinmemeliyiz. Eğer huzur içinde, mutluluk içinde, sağlıklı bir yaşam istiyorsak, ülkemize, devletimize, milletimize, bayrağımıza sahip çıkmamız lazım. Benim Türk milletinden istediğim bu. Oyunlara gelmeyin. Oyunlara gelmeyin, oyunlara gelmeyin. Maddi sıkıntıdan dolayı devam etmesi mümkün olmadı. 2 madalyası var. Dediğim gibi işte maddiyattan dolayı karşılayamadık ihtiyaçlarını. O yüzden bırakmak zorunda kaldı. Bırakmasaydı belki daha farklı bir yerde olabilirdi. Okul derecelerim var. Tenis derecelerim var. Teniste ikinci oldum. Hocalarımız sayesinde.
Yani o da bir mucizeydi. Yani teniste başarılı olmak bir mucizeydi. Nasıl desem, arkadaş eksikti. Tam bir haftalıkken tenis maçına falan karıştım. O da bir haftalıkken ikinci oldum. Sağ olsun ailem sayesinde, devletimizin, hocalarımızın sayesinde ikinci olmayı başardım. Yani teniste ya ben de isterim arkadaşlarım da yani böyle teniste oyun oynamak, farklı faaliyetlerle katılmak. Hedefim şu anda kendi bölümüm üzerinde gitmek isterim. Veyahut da veterinerlik bölümünde gitmek isterim. Neden? Hayvanlara çok saygım var. Hayvanları çok seviyorum. Hani hayvanlara bazen böyle çok saygısızca davranıyor. Böyle içinden geldiği gibi adam saçını başını yanasın var. Gerçekten. Yani evde kitap okuyorum. Babama yardım ediyorum. Yani arada sırada babamla birlikte çiçek ekiyoruz. Kardeşimle uğraşıyorum. Hani normal anneme yardım ediyorum. Televizyon izliyorum. Yani normal hayat. Yani birlik, beraberlik olsun. Vatanımıza saygı olsun. Yani her şeyimize saygı olsun. Yani toprağımıza bile saygımız olsun. Farklı yollarda voleybolda çok iyiyim. Voleybolda da birinci biraz ufaktan tefek bir şeylerim var. Yani onu da devam ettirmek isterim. Servise gidip geliyorum. Arada sırada babam gille sabahları gidiyorum. Derslerim. Serviste gidince biraz daha erken gitmiş oluyorum.